makamlar, mevkiler, hizmet imkanlarıdır. Onlar sunulur, görev değişiklikleri olur. Bu görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 sefer görev değişikliğine uğradım, maruz kaldım. Görev değişikliğiyle karşı karşıya kaldım. Bunların bazılarını basından öğrendim. Bazı görev değişikliklerimin haberini basından öğrendim. Allah şahit, Sayın Genel Başkan'ın da çok sevdiği insanlar da şahittir. Dedim ki efendim bir gün böyle Genel Başkan'ın da bilebileceği bir hadise olursa o hadiseyi basından öğrenmemesini çok hassasiyetle takip edeceğim dedim. Kendi kendime de söz verdim. Yani ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim birkaç sefer, yani 4 sefer görev değişikliğim oldu. Bunların ikisini basından öğrendim. Basından öğrenmenin şöyle bir tarafı oluyor. Kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Yani yol arkadaşı olduğunuz insanlarla çok rahat konuşabileceğiniz şeylerdir bunlar. O zaman da Allah şahit kavlimdir ki yarın benim başıma böyle bir şey geldi. Benim başıma gelenleri gibi kendini değersiz hissetmesin istedim arkadaşlarım. Genel Başkan'dan pazartesi günü randevu istedim. Dedim ki efendim ya bir 5-10 dakikanızı bana istirham ediyorum ayırabilirseniz bir gelip bir şey arz etmek istiyorum. Detay vermedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Sebebi şu, gideceğiz nihayetinde bir yol beraberliğimiz oldu. Bize kıymetli imkanlar, kıymetli vazifeler tevcih edildi. Bize tevcih edilen bu görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililerime yük olmadığımı düşünüyorum. Yani ben bana verilen, millet hizmeti görün diye teslim edilen hiçbir mevkide ne milletimin ne onların vakarına halel getirmedim. Sözlerimle onların sokakta hizmeti görün diye teslim edilen hiçbir mevkide geldiği kadar ne milletimin her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Olan biten her iyilik milletime aittir. Olamayan her noksanlık da şahsıma ve nefsime aittir. Onu da üstüme alıyorum. Yani ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. Burada hususiyetle belirtmeyi vazifem biliyorum yine. İyi Parti hakarete uğramış, iftiraya ithama uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne tarz ifade, ithamlarla, iftiralarla karşılaşılırı bizzat genel başkanından neferlerine kadar her kesimin çok canından aziz bildiği, hanesinde, evinde, ya sokakta, çarşıda, hayatının geçmişinden bugüne getirdiği itibar alanın her şubesinde hissetmiş insanların partisidir. Yani genel başkan dahil, Sayın Genel Başkan dahil bütün partimiz ithamın, iftiranın her türlüsüyle karşılaştı. Bu şöyle bir ahlak yüklüyor omuzlara. Kendisi ayrılma iradesini gösterdiği andan itibaren iftiraya maruz kalanlar, kendisiyle ayrılma iradesi gösteren arkadaşlarına iftira ve itibar suyu atmazlar, atmamalıdırlar. Bu onların namus borcudur. Ben kem söz etmem, hukuk var. Ekmeğin tuzun hakkı hukuku var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadele içerisinde parti rahatsızlığından ziyade partinin içine düşürüldüğü durumdan, partinin seçmek zorunlu seçeneksizliği ve bunlara mecbur, bizi mecbur bırakan bu alternatifsizlikten muzdaribim. Türk milleti 40 katır 40 satır arasında sıkıştırılamayacak kadar mühim meseleleri olan bir millettir. Bu meseleler siyasi münakaşalar arasında kim kazanacak şehvetine de kurban verilemeyecek meselelerdir. Çok basittir. Devlet millet hizmeti görmek basittir. Bizim hizmetini de mesele diye gördüklerimiz de çözümleri de basittir. Bir hayal kurduk. Kurduğumuz hayali milletle buluşturmak basittir. Ama bütün bu basitlik içerisinde en zor yapmak zorunda olduğumuz şey şudur. Mücadeleye leke sürmemek. Kazanacağımız mücadele diye gördüğümüz yerde mücadelenin mayasını halel getirmemek. Devlet başkanlığı makamına bu ucube sistemin de sebep olduğu bir savrulmadır. PKK'nın bir hevesle dahil olma arzusu taşımasını anlaşılabilir, buluyorum. Ama burada bizim yapmak zorunda olduğumuz şey, heveslerinizi kursağınızda bırakacağız iradesini temsil etmemiz gerekir. Biz sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacak tarafız. Mücadele edeceğiz, mücadele ettiklerimizi yeneceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz, siyasi rekabet edeceğiz, siyasi rekabette kazanmayı göze alacağız ama çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Çocuklarımızın katillerini sevenlerden bir şey ummayacağız. Çocuklarımızın katillerini methü sena edenlerden bir şey ummayacağız.
devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmek üzere kodlanmış, uluslararası operasyonların taşıyıcısı olmuş, FETÖ benzeri tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız. Tertemiz bir mücadele vereceğiz ve bu mücadeleden şerefle çıkacağız. Diyeceğiz ki milletimize, aziz milletimiz, sizin hizmetinizi şerefimizde aldık. Mağlup olursak diyeceğiz ki mücadelemizde hiç kuralsızlık yapmayacak hassasiyetle mücadele ettik. Eğer kuralsızlık yapsaydık kazanabilirdik ama yapmadık. Demek zorundaydık. O yüzden bu alanı, keler alanını hep millet vicdanına böyle heceledim. Şimdi benim için zorunlu bir erdem alanı olan istifa mekanizmasını bu şekilde takdim etmek zorundayım. Partimdeki arkadaşlarım, mücadele ettiğim, omuz omuza beraber olduğum arkadaşlarım beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Nihayetinde bu seçim sahtında görülüyor ki siyasi değerlendirmelerim, mülahazalarım olacaktır. Her siyasi mülahazam parti içerisinde genel idare kurulu üyesi olduğum için ve partinin de alınmış bir kararı olduğu için parti yetkililerimin tamamına genel başkan dahil yük olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Şimdi milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle hangi kırmızı çizgiler ihlal ediliyorsa, neyin olmasını istiyorsam ya da neyin olmasını yanlış buluyorsam onları yine milletimin kalbine emanet ederek söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim. Bu süreç içerisinde özellikle ihtimam gösterilmesini istediğim bir husus var. İtirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Efendim Yavuz Areloğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, efendim HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor diyorlar. Bakın benim adım Yavuz Areloğlu. Babası, dedesi bu topraklara kalbiyle bağlı bir ailenin evladıyım. Çocuklarımı da devletine, milletine, devletini, milletini canından az bilen herkese hizmet etme mesuliyetiyle yetiştirmeye çalışıyorum. Kim diyorsa ki Yavuz Areloğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Kim diyorsa ki benim itirazlarımı mecrandan çıkarıp bu topraklarda bu varlığımızın, millet varlığımızın, sarsılmaz beraberliğimizin ayrılmaz parçalar olan bu Alevilerimiz ve Kürtlerimiz üzerinden siyasi değerlendirmelerimi insanların haysiyetini, onurunu rencide edecek şekle dönüştürüp siyasi bir polemik oluşturuyorsa Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Yavuz Areloğlu Kürt'e kurban olsun. Yavuz Areloğlu vatanına, milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm bu hatta durdu. Bundan sonra da aynı hatta duracağım. Hiç kimsenin bu topraklarda varlığını, aidiyeti bu vatana olan, devlete bağlılığı olan, ay yıldızlı al bayrağı görünce içi kıpır kıpır olan, kendi derdini bu topraklarda bildiği halde dermanını da bu topraklarda arayan, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesi canından aziz bilme duygusuyla siyaset yapıyorum. Benim siyasi varlığımın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebedi varlığı, Türk milletinin sarsılmaz beraberliği, güçlenmiş, kalkınmış, müreffeh bir ülke, adil, insan haklarına dayalı, dünyanın rekabet edilemez kapasitesini eğitim marifetiyle birleştirebilmiş, yükselen bir gayretin, rekabet edilemez bir kuvvetin, engellenemez bir kudretin ülkesi vardır. Bu hassasiyetimle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu hassasiyetlerim beni nereye götürürse, nerede bana ne söyletirse söyletsin, ne milletime, ne milletimin menfaatlerine sırtımı hiçbir zaman dönmeyeceğim. Nerede durursam, nerede olursam olayım, hakka aykıracağım. Nerede durursam, nerede olursam, kendi yanlışımdır diye bir yanlışı savunurken asla millete görünmeyeceğim. Dolayısıyla bu ilkeli mücadele alanında hakkı hakkıma karışmış, benden yana da hakkının olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir. Alın terlerimiz birbirine karıştı. Kıymetli hayaller kurduk. Bu hayaller için kıymetli emekler verdik. Bu emekler için omuz omuz olduğum ve her birini çok sevdiğim İyi Parti ailesine, bana göstermiş oldukları sevgiye, ilgiye, alakaya, teveccühe sonsuz teşekkür ediyorum. Onların hayallerine sadakat göstermek Türk milletine borcumuzdur bizim. Ama siyaset böyle sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızdır. Sakın ola ki hürmetsizlik saymasınlar. Benim her hatırın üstünde tutmak zorunda olduğum bir hakkın hatırı.
her hatırın üstünde tutmak zorunda olduğum, yaşatmak zorunda olduğum siyasetin bir ilke alanı vardır. İlkelerimi çiğnerken millete sevgili olabilseydim, millet beni bu bizim evladımızdır ve ilkelerini çok iyi çiğniyor derken sevseydi yine bir ilkesizlik yapabilirdim. Ama benim milletimizin şöyle sevebildiğine inanıyorum. Sözüyle iradesini, iradesiyle gayretini birleştirebilmiş bir evlat. Bir memleket evladı. Dolayısıyla orada milletin beni bildiği gibi bulmasını sağlamak benim milletime borcumdur. Bu duygularla İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimden istifa ederek ayrılıyorum. Hüzünle ayrılıyorum. Gerçekten üzüntüyle ayrılıyorum. Bütün arkadaşlarıma, bugün gruplarda da söyledim. Bütün arkadaşlarıma söyledim. Dedim ki efendim bazen kahırlı ayrılmak kolay olurmuş. Şimdi bu üzüntüyle ayrılmama sebep olan şeyin doğru anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim için partilerimiz de vardır ama bundan sonra yaşımız belli bir hadde vardığı için devletimiz daha çok var, memleketimiz daha çok var, siyaseti önemlidir. Bizim bir partimiz de olacaktır, partilerimiz de olacaktır. Her birimizin mensup olduğu partiler de olacaktır. Ama bizim partilerimizin üstünde ay yıldızlı al bayrağı olan bir devletin varlığı esas olacaktır. Dolayısıyla biz şimdi parti önceleyen değil, devlet önceleyen, efendim siyasi mücadele önceleyen değil, memleket önceleyen bir siyasi ahlakla yürümek zorundayız. Kalbim bu hissiyatla milletime emanettir. Türk milletinin varlığına, sarsılmaz beraberliğine, karşı karşıya olduğu uluslararası tertipler de farkında olarak söylüyorum. Bundan sonra karşı karşıya kalacağı her türlü tertibe karşı hattım Türk milletinin, Türk devletinin yanında olmaktır. Kendimi oraya hizaladım. Mensubiyeti, hassasiyeti, gayreti bu olan herkesi kendimden, kendimi de onlardan bilirim. Siyasi mücadelenin bu önemli vetiresi, önemli merhalesi. Çok arzu ederim ki Türkiye'deki seçim sonuçları kim kazanırsa kazansın %75-25 bitsin. 75-25, 80-20 bitsin. Çünkü bu sistemin bize yaptığı en büyük kötülük 51-49 korelasyonudur. 51-49 duygusu siyaseti ilkesizleştirdiği gibi siyasi kazanma hattında 51'in aziz 49'un canı cehenneme duygusu oluşturmaktadır. Ama 80'i hedefleyen, 85'i 90'a hedefleyen, 70'i 75'i hedefleyen bir siyasi üslup, kendinden olmayanları duyan, kendini eleştirenleri de anlayan bir siyasi mekanizma haline dönebileceği için belki temenni etmek, milli iradenin üstüne gölge düşmesin demenin de bir yolu, milli iradenin üstüne de Cumhurbaşkanlığı makamının üstüne de bölücülüğün izi rengi düşmesin demenin en güzel yolu 75-25 biter inşallah demektir. Mutabakat kazansın demektir. Farklılıkları yönetebilen iradeye gönlümü verdim, oyumu da veriyorum demektir. O yüzden ben kazanacak olanların 75'i, 80'i, 90'ı hedeflemelerini çok arzu ederim. Bu siyasetin bu ilkesizliğine sebep olan şey biliyorsunuz ki oyu bile olmaz partilerin, henüz seçimde sandığa girmemiş partilerin, hatta siyasi programında kabul edilemez bir sürü münasebetsiz madde olan partilerin kazanmak uğruna siyasi ittifaklara dahil olduğu bir ilkesizlik alanı siyaseti de itibarsız hale getirmektedir. Siyaset kurumunun itibarı problem çözme kabiliyetindedir. Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hileyle kazanırsanız siz milletinize ilkesizlikle bir hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz. O yüzden bu memleketteki pek çok borcumuzun içerisindeki ilk ve en mühim borcumuz siyaseti bu bölücülüğün şantaj hedefi haline getiren bu %50+1 matematiğini değiştirmektir. Namus borcumuzdur bu bizim. Devlet başkanlığını, cumhurbaşkanlığı makamını bir şantajın hedefi haline getiren, bize mahkumsunuz duygusuyla gelip bizimle müzakere edeceksiniz imkanını şımarıklıkla birleştirip bir takım maddeleri Türk hükümetine, Türk devletine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayatan bu münasebetsizliğin önüne geçecek olan bizleriz. Onlar eline öyle bir imkan geçirince tabii ki bu imkanı kendi lehlerine kullanacaklardır. Kullanmak isteyeceklerdir. Bize düşen vazife bu tür tertiplerin uzağında kalabilmesini sağlamaktır Cumhurbaşkanlığı makamını. O yüzden siyaseti ilkeyle yapacağımız bir alana doğuyoruz. Bu seçim sonuçları itibariyle çok ciddi siyasi temizlik yapacak bir seçimdir. Biz şimdi bakmak zorunda olduğumuz şey şudur. Seçimin sonuçlarında milletimiz neyi destekleyecek, neyi sevecek, neyi cezalandıracak, neye ümit bağlayacak, kimin kiminle oturmasını takdir edecek, kimin kiminle oturmasından muzdarip olduğunu belli edecek.
Bütün bunları görebileceğimiz bir seçim sonucu bizim bundan sonraki mücadele alanımızın da çerçevesini belirleyecek. O yüzden bugünden yarına arkadaşlarımızın sorularında da vardır diye düşündüğüm için söylüyorum. Efendim siyasi mücadelemizin yol haritası seçimden evvel sıkışılmış bu alanda efendim bu belirsizliklerle bir şeyler söylemeye gayret etmek değil, her şeyin daha net anlaşılacağı, milletin kararının, teveccühünün, takdirinin, cezasının, oyunun istikameti, hangi istikamette siyaset beklediğinin görülebileceği seçim sonuçlarından sonra daha rahat konuşabileceğimizi düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Sizlerle de uzun bir beraberliğimiz oldu. 5 yıldır parlamentoda sizlerle çalışıyoruz. İnşallah yine memleket millet hizmeti gördüğümüz her yerde sizlerle beraber olacağız. Günümüz güzel olsun. İnşallah memleketimizin bu seçimi memleketin yaşadığı problemlere nihayet vermek için bir imkan olsun. Teşekkür ederim efendim. Buyurun efendim. Efendim, öncelikle geçen hafta zaten istifa edeceğiniz mesajını verdiniz. Evet. Bu süreçte partinizden sizinle konuşan yetkili oldu mu? Sizi ikna edenler oldu mu? Başka partilerden teklif aldınız mı? Bir sorun da olacak efendim. Mücadeleyi partiden devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi efendim şöyle, bu güzel bir soru. İkinci sorunuzdan başlayayım. Ben siyaseten şöyle telkinlerde bulundu arkadaşlarımız istişarelerde. Dediler ki efendim ya susmak lazım. Ha biraz beklemek lazım. Böyle kıymetli telkinler aldım. Benim hissiyatım şudur, bilinmesini isterim. Susmak seçim sonrasında yaşanacak olan bir siyasi mücadelede pusulanmak demektir. Yani şimdi susayım da seçimden sonra kongre sürecinde bugün biriktirdiklerimi orada konuşurum demektir. Ben siyaseti bu şekilde pusulanarak yapmayacağımı siyasi olarak Sayın Genel Başkanım'a arz ederek söylemiştim girerken. Dedim ki efendim ben siyasi iç mücadeleye enerji verecek bir insan değilim. O yüzden görüştüğüm ve istişare ettiğim arkadaşlarımdan bana ya bunların şimdi zamanı değil, bunları konuşacağımız zamanlar gelebilir. Şimdi susmak lazım kabilinden hassasiyetini de anlaşılabilir bulduğum telkinler oldu. Ama benim muradım buydu. Onu da söyledim kendilerine. Sizin vasıtanızla tekrar kamuoyuyla paylaşıyorum. Susmak benim için kongre sürecinde pusulanmak demektir. Ben siyaseti pusulanarak yapmıyorum efendim. Birincisi bu. İkincisi siyasi olarak efendim seçim satında böyle gittiler geldiler her itirazınıza konu olacak şeyin önü arkası mutlaka gölgelenir. Yani mutlaka sizin itirazınız böyle zamanlarda İtirazınız kime yarıyor? Bu itiraz kimin işine yarıyor gibi bir takım münasebetsiz değerlendirmelerin konusu olup bu mutlaka efendim bir yerlerden teklif alıyordur gibi bir siyasi sonuç çıkarılabilir buradan. Siyasetin tabiatında bunlar vardır ama bana ulaşmış, bana gelmiş bir teklif, bir görüşme, bu anlamda bir istişare falan olmamıştır. Hiç bilginiz olsun, kamuoyu da bilsin bunu. Seçime böyle 2 ay kala. Ben böyle siyasi parti değiştirmenin sözün itibarına çok zarar verdiğine inananlardanım. Yani seçime böyle ramak kala bunca itirazı yapıp ondan sonra siyasi olarak bir siyasi tercihte bulunmak ve parti değiştirmek bu seçim sürecinde sözü çok yaralar. O yüzden hani benim böyle bir gündemimin olmadığını bilinmesini isterim. Seçim sonucuyla ilgili söylediğim şey o yüzden kıymetlidir. Milletimizin kararının ne olduğunu, ne istikamette olduğunu, neyi öncelediğini, neye kızdığını, hangi beraberlikleri ödüllendirdiğini, hangi beraberliklere ceza verdiğini görmemiz lazım. Seçim sonuçlarından sonra daha rahat, daha net konuşabileceğimiz, ya bir yol bulacağımız, ya bir yol açacağımız zemini seçimden sonra daha sağlıklı değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Ama şunun bu vesileyle bilinmesini isterim. Gerçekten sadece kırmızı çizgilerimiz böyledir diye arz ediyorum. Vatanınıza bağlısınız, devletinize bağlısınız, beraberliğinizden vazgeçmiyorsunuz. Aidiyetiniz ne olursa olsun, ekalliyetiniz ne olursa olsun, mensubiyetiniz ne olursa olsun, ideolojiniz ne olursa olsun, siz bu Türk milletinin ayrılmaz parçasısınız. Biz de sizin hizmetkarlarınızız demekten ibarettir siyaset mücadelesinin merkezi. Böyle benimki olan, benden olan, benimle beraber olan diye başlayan cümlelerin bizi getirdiği yer burasıdır. Ve bu bizi yormuştur. Artık biziz, hep beraberiz. Bayrağımızı, devletimizi, milletimizi güçlü bir ekonomiyle, rekabet edilemez bir üretim gücüyle, dünyanın en saygın üniversiteleriyle, en iyilerin milletin hizmetini görebileceği bir yönetim maharetiyle buluşturacağız demekten ibaret bir siyasal alana alın teri dökeceğim namussuz.
Milletimize çalışacağız, namus sözümüz. Devletimizin gücüne çalışacağız, namus sözümüz. Bu beraberliği örseleyen her tertibe karşı çıkacağız, namus sözümüz. Bu ülkeyi ne FETÖ'cülerin, ne azgın iştahıyla PKK'lıların, ne uluslararası tertiplerin kendilerine devlet vaat ederek şımarttığı Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan tertiplerin eline asla bırakmayacağız. Memleketimizde her türlü münakaşa yapacağız ama hiçbir münakaşanın...